Merhaba sevgili gençler. Sinir sistemi soru çözümleriyle karşınızdayım. Soru çöz konu öğren tarzında hazırladığım bu sorularla soru çözerek de nasıl konu tekrar yapıldığını birlikte görmüş oluyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden sinir sisteminin ikinci videosu olan nöron yapısı ve çeşitleri ile alakalı soru çözümüne başlayalım. İlk sorumda arkadaşlar, sağlıklı bir insanda dışarıdan bir uyarının alınması ve uygun cevabı verilmesi sürecinde yapılarının görev alma sırası aşağıdakiler hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Bir efektör ve reseptör yapımız var. Reseptör dediğimiz uyarının alındığı yer. Efektör organ ise tepki organı oluyor arkadaşlar. O yüzden efektör dediğimiz yer ne olacak? Tepki organı olduğundan dolayı bu en son olacak. O yüzden birin en son olmadıklarını hemen ne yapalım? Eleyelim. Tamam mı? Şimdi baktığım zaman reseptörde duyu yani uyarının alındığı kısım olduğu için bu uyarıyı aldı. Daha sonra arkadaşlar duyu nöronu ile ara nörona iletildi. Ara nörondan motor nörona iletildi. Motor nörondan da efektör organına ne yapılacak? Tepki verilecek. O yüzden baktığım zaman cevabım ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği olarak karşıma çıkmış oluyor. Yani sağlıklı bir insanda duyu nöron, ara nöron ve motor nöronu düzgün çalışan bir insanda sıralama bu şekilde dir ve değişmeyen bir hızla devam eder arkadaşlar tamam mı? Hız mutlaka uyarının devam ettiği süre boyunca ne yapar? Değişmeden devam eder. Olgun bir sinir hücresinin yapısı aşağıda verilmiştir diyor. Şekilde numaralanan kısımlar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ne diyor? Bir sinir hücresinde uyarının alındığı kısımdır. Bir neresi arkadaşlar? Dentritler değil mi? Kısa olan uzantılara dentritler, uzun olan uzantıya akson diyoruz. O yüzden bir ne oldu? Doğru olmuş oldu. Üç neresi? Miyelin kılıfların olduğu yerler değil mi arkadaşlar? Tüm sinir hücrelerinde bulunan miyelin kılıftır diyor. Miyelin kılıftır. Evet ama miyelin kılıf tüm sinir hücrelerinde bulunacak diye bir şey yok. O yüzden cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Ama diğerlerine de bakalım. 2 numaralı kısımda sentrozom bulunmaz. Yani burası bir sinir hücresinin yenilenebilme yeteneği olmadığı için bu doğru mudur? Evet doğrudur. Burası hücre gövdesidir arkadaşlar. Yani 2'nin olduğu kısım 4 sinir hücresinin akson uzantısıdır. Evet. Uzun olan uzantılara akson, kısa olan uzantılara dendrit diyorduk. E 5, e, bu sinir hücresinin diğer sinir hücresinin uyarısının geçeceği akson ucudur diyor. Evet arkadaşlar, akson ucudur. Yani ben uyarıyı ilk önce dendrit'ten alıyorum. Bu uyarıyı akson boyunca ilerletip akson ucundan ne yapıyorum? Başka bir uyarının yani sinir hücresinin dendritiyle bağlantı yapıyorum. O yüzden burada da cevabımızın B seçeneği olduğunu görmüş olduk. Bir insanda dış ortamdaki uyarıların algılanıp uygun tepkilerin gösterilmesi sürecinde aşağıdaki yapılardan hangisi 3. sırada görev alır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen ben biraz önce ne demiştim size? Bir reseptör organımız vardı, değil mi? Bu reseptörle ne yaptım? Uyarıyı aldım. Uyarıyı kime ilettim? Duyu nöronuna ilettim, değil mi? Duyu nöronundan kime gitti? Ara nörona gitti. Ara nörondan motor nörona gittim Motor nöron da ne yaptı bunu Efektör organa iletti Efektör organ diyelim. Tamam tepki organı yani. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ben bir uyarıyı aldım. Uyarıyı aldım duyu nöronuna ilettim. Duyu nöronu bunu kendisi ne yaptı? Ara nörona gönderdi. Ben duyu nöronuyla ne yapıyorum? Bu neyse herhangi bir şey. Mesela elime iğne battı. Elime iğne batmasını ne yapıyorum? hissedi hissetmeye için yani bu çalışıyorsa eğer benim duyu nöronundaki sinirlerim bunu ne yapıyor ara nörona hemen iletiyor ki ara nöronda diyor ki hemen beynine gönderiyor sinyali ve diyor ki aa eline iğne batıyor ve elin acıyor diyor daha sonra bunu hemen motor nörona iletiyor ve motor nöron bunu ne yapıyor arkadaşlar elini çekiyor yani elini çek demeyi aslında kimse demiş oluyor? Ara nöron diyor. Çünkü ara nöron biraz önce ne demişti? Aa eline iğne battı ve elin acıyor. Elini çekmelisin dedi çekmelisin dedi ve sadece bunu bıraktı. Bunu yapacak kim? Motor nöron. Motor nörona dedi ki elini çek. Motor nöron da efektör organ aracılığıyla ne yapıyor arkadaşlar? Elini çekme işlemini yapıyor. Şimdi bir insanda dış ortamdaki uyarıların algılanıp uygun tepkilerin gösterilmesi sürecinde hangisi 3. sırada yer alır diyor. Baktığım zaman reseptör 1, duyu nöronu 2, ara nöron 3, motor nöron 4, ve efektör organ 5. sırada mı? O zaman 3. sırada olan kim? Ara nöron oluyor. Cevabım C olmuş oldu. Bir nöronda impulsun taşınmasında yapılarının görev alma sırası hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bir sinir hücresini hızlı bir şekilde çizecek olursam arkadaşlar. Şu şekilde devam edelim. Şöyle yaptık. Tamam. Şurası kısa olan uzantılar ne? Burası arkadaşlar dendrit ve hücre gövdesinin olduğu kısım. Şurası da neresi? Akson. En son kısım da akson ucu. Yani ben ilk önce uyarıyı nereden alırım? Kısa olan uzantılardan, yani dendritlerden alırım. Burayı birinci sırada mı oldu? E dendritlerin e, biraz daha içerisinde bulunan kısım, yani şu çekirdeğin olduğu kısım neresi? Hücre gövdesi. Oraya ilettim. Hücre gövdesinden nereye gelir? Aksona gelir ve ne olmuş oldu? Bir impulsun taşınması 3 2 1 şeklinde. Yani cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Demiş, bu insanların acıyı algılayıp tepki verememesi durumların hangilerinin sonucunda gerçekleşir diyor. Şimdi bakalım narkoz sırasında verilen kimyasal maddeler insanda duyu ve motor nöronlarda impuls oluşumunu engeller. Evet bu yüzden biz ne yaparız arkadaşlar e, verilen e, acıyı hissetmeyiz değil mi? Böylelikle hastanın kesme diş, dikme işlemlerinde acı çekmesi engellenerek tepki vermesi ne yapılmış olur önlenmiş olur. Fakat bazı durumlarda insanlara tam bayılma hali gerçekleşmediğinden acı algılanır ve fakat tepki verilmez diyor. Uf, Çok kötü değil mi arkadaşlar? Şimdi düşünsenize e, bir e, ameliyattasınız ve size narkoz veriyorlar. Ama size atıyorum mide ameliyatı olacaksınız. Midenizi kesiyorlar. Siz bunu hissediyorsunuz ama tepki veremiyorsunuz. Düşünsenize ameliyat boyunca bütün yapılan işlemleri hissettiğinizde. Aman Allah'ım çok kötü Allah korusun. Şimdi arkadaşlar konu anlatımı yaparken hep öğretmenlerimiz şöyle der. Duyu nöronu zarar görmüş kişi, ara nöronu zarar görmüş kişi ve motor nöronu zarar görmüş kişiden bahsederiz. Bir kişi de Sadece duyu nöronu zarar görmüş bir kişi ise bu arkadaşlar. Bu kişiye lokal anestezi örnek verebilirsiniz. Yani niş çekimi yaparken ya da ne bileyim elinize bir şey yapıldı arkadaşlar. Sadece bir bölge uyuşturuldu. Burada arkadaşlar sadece duyu nöron zarar görmüş oluyor. Buna örnek. Ara nöronu zarar görmüş kişiye felç örnek arkadaşlar. Çünkü ara nöron iletiyi duyu nöronundan aldıktan sonra değerlendiriyor ve buna cevap oluşturuyor ya. E sen burayı zarar gör, gördürürsen eğer burası ne cevap oluşturabilecek ne de değerlendirebilecek değil mi? O yüzden ara nöron da bu şekilde. Motor nöron zarar gördüğü zaman da arkadaşlar buna botoks örnek veriyoruz tamam mı? Şimdi şöyle düşünün. Alnınıza yani yüzünüze botoks yaptırdınız. Bir, vücudunuzun herhangi bir yerini gerdirdiğinizi varsayalım. Dışarıdan bir uyaran oldu ve sizin e, atıyorum bir... E, çatal batıralım yüzümüzün olduğu yere. Yani kaşımıza botoks yaptırdık ya da dudaklarımıza yaptırdığımız varsayalım. Tamam dudağımız iyi bir örnek. Dudağımıza botoks yaptırdık ve diyorum ki e, dudağıma çatal batırıyorum. E, evet batırdım. Dudağıma ama böyle hissediyor muyum? Hissediyorum. Ancak böyle oynatamıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü botoks yaptırdım. Siz orayı o kadar gerdirdiniz ve motor nöronuna zarar verdiniz ki orası ne yapamayacak? Efektör organ aracılığıyla tepki veremeyecek. Şimdi ne diyor? İnsanlarda tam bayılma hali gerçekleşmediğinden acı algılanır fakat tepki verilmez diyor. İşte bu durum arkadaşlar motor nöronu zarar görmüş kişiye örnektir. Tamam mı? Şimdi bakalım. Bu insanda acıyı algılan tepki verememesi hangisi sonucu oluşur diyor. Duyu nöronların uyuşmaması. Evet duyu nöron ulaş, uyuşmadığı için zaten bu ne yaptı arkadaşlar? Duyu nöronu daha sonra ara nöron ve motor nöron. Yani buraya kadar her yer çalışacak. Sadece burası çalışmayacak diyorum ben tamam mı? O zaman duyu nöronunun uyuşmaması doğru bir cevap. Motor nöronun uyuşması diyor. Evet burası uyuşacak ki burası kısa süreli zarar görecek ve ben ne yapacağım? vermek istediğim tepki verememiş olacağım. Reseptörlerin uyuşması diyor. Eğer reseptörleri uyuşturursak herhangi bir şekilde tepki veremeyiz arkadaşlar. Yani his de olmaz, tepki de olmaz, hiçbir şey olmaz ama bende ne olacak? His olacak ama tepki veremeyeceğim. O yüzden cevabı 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bu soru çok güzel bir soru. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki şemada gelişmiş hayvanlarda sinir sisteminin temel özellikleri gösterilmiştir diyor. Buna göre sinir sistemi ile alakalı hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktık arkadaşlar ne olmuş? Uyarı reseptör aracılığıyla duyu nöronuna, daha sonra ara nöron, motor nöron ve ya çizgili kasa ya düz kasa ya da salgı bezlerine gönderilmiş. Sinir sistemi ile alakalı hangisi doğrudur diyor? Reseptörler ile efektörler arasındaki bağlantı kimler tarafından sağlanır? Reseptör tar yani sinir hücreleri tarafından sağlanır. Doğru. Reseptör ile efektör arasında sağlanır. Homeostazinin sağlanmasına görev alır diyor. Yani iç denge midir arkadaşlar bu? Evet. Sinir sistemi ile birlikte endokrin sistem beraber çalışıyordu. Bunlar da vücudun iç dengesinin ayarlanmasını sağlıyordu. Uyarılara karşı verilecek cevabın niteliğini belirler diyor. Evet arkadaşlar, ben bu cevabı salgı bezine mi yani göndereceğim de hormon mu salgılatacağım? Yoksa kaslarımla hareket mi edeceğim? E, düz kaslarla vücut iç e, organlarımın hareketini mi sağlayacağım? Çizgili kaslarla vücudumun hareketini mi sağlayacağım? O yüzden cevabın niteliğini belirleyen de yine nedir? Sinir sistemidir. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? E, şunu unutmayın. Şu yandaki soru gerçekten güzel ve karşımıza çıkması muhtemel olan sorulardan bir tanesi. Burası da arkadaşlar çıkabilecek soru tarzlarından bir tanesi. Çünkü böyle bazı arkadaşlarımız çok şekilli sorular gördüğü zaman ya ben bu soruyu yapamam ufuf diyor ve böylelikle hani çok kolay çözebileceğiniz soruları da kaçırmış oluyorsunuz. Hani bunu yapmayın. Ne kadar soru uzunsa ve şekilli ise bu sorular sizin için yapma ihtimalinizin daha yüksek olduğu sorulardan birkaç oluyor arkadaşlar Gelelim diğer sorumuza. Bir nöronun yapısı aşağıda şekilde gösterilmiştir diyor. Bu şekildeki yapılar için hangisi doğrudur diyor. İmpuls iletim yönü nereden nereyedir arkadaşlar? Dentritten aksona doğrudur. Bu neydi? Sinaps değiliz ama tamam mı? Biz sinapsa değiliz şu anda. Bir sinir hücresinde gerçekleşen elektrokimyasal olaylardan bahsediyoruz. O yüzden bir ne olacak arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Şıklarda bir olmayanı eleyelim. Dentritler uyarıların alınmasında... Akson ise taşınmasını ve aktarılmasına görev alır. Evet kısa olan uzantılar uyarıları reseptör aracılığıyla alır. Dentritler de ne yapar aksonlara verir ki bu uyarılar nereye doğru taşınır? E, diğer sinir hücrelerine kadar taşınması sağlanır. 3'e bakalım. E, bu arada iki olmayanı da eleyelim. Miyelenin nöronlar miyelin sizlere göre daha hızlı uyartı iletir. Evet arkadaşlar hız bakımından 12 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Miyelinin nöronların miyelinsiz nöronlara göre 12 kat daha hızlı çalıştığı söyleniyor. O yüzden cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu arada e, şekil üzerinden kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar dentritler kısa olan uzantılar akson uzun olan uzantı dedik. Her hücrede yani her sinir hücresinde mielin kılıf bulunmaz ama bulunduğu zaman da bunun hızlı olmasını sağlıyor dedik. E, Ranvier boğumları şu aradaki olan boşluklar bir sinir hücresinde alınan uyartı arkadaşlar buralarda atlaya atlaya devam ediyor. Tamam mı? Şivan hücreleri de arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi miyelin kılıf yapan hücreler bunlar. Yani ne yapıyor? İletimin hızlı olmasını sağlıyor. Akson uçları da diğer bir sinir hücresinin dendriti ile bağlantı yapmasını sağlıyor. Tamam mı? Kısaca bundan da bahsetmiş olalım. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdaki şemada görevlerine göre nöron çeşitleri gösterilmiştir diyor. Yani duyu nöron, ara nöron ve motor nöron bunlar görevlerine göre. O zaman buna göre hangisi doğrudur diyor. Duyu nöronu zarar gören kimseler uyarıları algılayamaz ama istemli hareket yapabilir. Evet arkadaşlar mesela buna örnek ne verebilirim? Osmanlı tokadı arkadaşlar. Şimdi Osmanlı tokadı vuran kişiler eğitim görürlerken ne yaparlarmış? Ellerini bir betona ya da mermere vura 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 duyu nöronlarını öldürüyorlar değil mi? Bunu niye yapıyorlar? Çünkü savaştıklarında karşıdakine öyle bir tokat fırlatıyorlar ki karşısındakinin boynunu kırıyor ama elinde acı hissetmiyor değil mi? Bu elini oynatabildiğini gösteriyor değil mi? Evet elini istemli olarak hareket ettirdi mi? Evet ancak uyarıyı algılayabildi mi? Yani acı hissetti mi? Hissetmedi değil mi arkadaşlar? O yüzden bir doğru olmuş oldu. Biri olmayanları eriyelim. 2'ye devam ediyorum motor nöronu zarar gören kimseler uyarıları algılayabilir ama istemli hareket yapamaz diyor motor nöronu zarar gören kişinin uyarıları algılayabilmesinin sebebi çünkü ara nöronu çalışıyor ara nöron zaten bana asıl hisseden ve cevap oluşturan yer ama motor nöron zarar gördüğü zaman ben ne yapamıyorum arkadaşlar tepki organına iletim sağlayamıyorum o yüzden bu da doğru olmuş oldu İki olmayanı da eleyelim. Ara nöronu zarar gören kimseler etkiye tepki veremezler. Çünkü asıl değerlendirme merkezi ve cevap oluşturma merkezi olduğu için herhangi bir şekilde tepki veremez. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde reseptörler ile efektörler arasında yer alan yolda görev yapan nöron çeşitleri gösterilmiştir diyor. Buna göre nöron çeşitleri hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar derimiz duyu organımız değil mi? Duyu nöronu ondan uyarıyı aldı. Yani burası reseptör. Derinin olduğu yer reseptör. Aldı duyu nöronu, ara nörona gönderdi. Ara nöron motor nörona gönderdi. Motor nöron da efektör organa iletti. Değil mi? O zaman bakalım. Merkezi sinir sisteminde yer alan diyor. Merkezi sinir sisteminde yer alan neresi arkadaşlar? Ara nöron. Çünkü burası merkezi sinir sisteminde yer aldığı için ve asıl değerlendirme ve tep, e, cevap verme yeri olduğu için ara nöron merkezi sinir sistemi de yer alır. O zaman birin ara olmadıklarını ne yapalım eleyelim. Reseptörlerden aldığı bilgiyi ara nörona ileten diyor. E reseptör neresiydi? Derinin olduğu yer. Değil mi arkadaşlar? Derin reseptörden aldığı bilgiyi ara nörona iletmesi için ne olacak arkadaşlar? Duyu nöronu iletir değil mi ara nörona? Başka kim iletecek? iletebilecek bir şey olmayacak. O yüzden burası ne oldu? Duyu nöronu oldu. E merkezden aldığı yanıtı efektör organa taşıyan ise ne olacak arkadaşlar? Motor nöron olacak. O yüzden cevabım B seçeneği olarak karşıma çıkmış oldu. Gelelim son soruma. Fagositoz yaparak sinir sisteminde savunmaya destek olan glia hücresi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gliyalar arkadaşlar nöronlara destek veren hücrelerde hemen şöyle yazayım. Nöron, nöroglia aslında bunların diğer adı. Nöronlara destek veren hücrelerdir bunlar. Bunlar hangileri arkadaşlar? Hemen şuraya not edelim. Şivan hücreleri. Daha sonra oligodendrositler. astrositler ependim hücreleri ve mikroglialar Bunlar arkadaşlar nöronlara destek veren hücrelerdir. Bunların her birinin ayrı ayrı görevi var ve bunların her birinin ayrı ayrı görevini bilmek zorundayım çünkü bana öncüllerde ya da böyle direkt bir bilgi sorusu olarak sorabilirler. şival hücreleri arkadaşlar çevresel sinir sistemine miyelin kılıf üretir. Peki miyelin kılıf ne işe yarıyordu? Bir sinir hücresinin daha hızlı iletim yapmasını sağlıyordu. Oligodendrositler Merkezi sinir sisteminde miyelin kalıp yapıyor. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde, merke, e, merkezi sinir sisteminde olan ise oligodendrositler oluyor. Astrositler arkadaşlar merkezi sinir sistemindeki nöronların iyon dengesini düzenliyor. Ependim hücreleri beyin omuralik sıvısını oluşturuyor ki bu da çok önemli bir göreve sahip. Mikroglialar ise arkadaşlar makrofaj benzeri savunma hücreleri. Bunlar makrofaj benzeri savunma hücreleri olduğu için bunlar arkadaşlar fagositoz yapma yeteneğine sahip ve bunlar fagositoz dediğimiz hücre içine giremeyecek büyük ve katı maddedeki parçaların yalancı bir cep oluşturarak arkadaşlar hücre içine alınarak yok edilmesiyle yapılıyor. O yüzden cevabımız neymiş? Mikroglialarmış. Yani C seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Evet sevgili gençler, nöron yapısı ve çeşitleriyle alakalı soru çözümümüz burada sona erdi. Bundan sonraki videomda impuls oluşumu ve iletimi ile alakalı soru çözümü yapacağım. Aklınıza takılan yerleri yorumlardan sorabilirsiniz sinir sisteminin bundan sonra gelecek olan video çözümlerini de izlerseniz konuyunuzu çok daha net oturtacağınızdan emin olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.